Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir videoyla dümenden beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu son günlerde Türkiye'de gelişen olaylar. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi son 20 günde 21 tane askerimiz şehit düştü. Ülkece üzgünüz. Yani olmasaydı iyiydi. Herkes bir şeyler paylaştı falan filan. Bazıları hakikaten üzüldü. Bazıları timsah gözyaşları döktü. Bazıları orduyu eleştirdi. Bazıları hükümeti eleştirdi. Bazıları bilmem neyi eleştirdi. Şimdi arkadaşlar, sonuçta bu ölen, şehit düşen 21 kardeşimiz bana göre şerefli bir ölümle dünyaya veda ettiler. Yani Allah herkesi bu vatan uğruna ölenlerden eylesin, fedakarlık edenlerden eylesin diyorum. Ben şahsen kendi adıma, yani bu ülke için savaşırken, milletim için savaşırken ölmeyi tercih ederim. Yani böyle dümende, yatakta veya trafikte, şurada burada öleceğime, bence savaşırken ölmeyi tercih ederim. Şehit düşen kardeşlerimiz gibi. Tabii ki onların ölmesine üzülüyoruz. Yani sonuçta şehitlik güzel bir mertebedir diye, herkes ölecek diye bir şey yok. Ama bu dünya kuruldu kurulalı bu şekilde gidiyor. Nasıl ki Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda insanların kendini adeta bile bile ölüme atarcasına, yani bile bile derken yani %100 öleceğini bile bile mevziden çıkıp düşmana saldırması, yani onlar bu fedakarlığı yapmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet olmayacaktı belki de. Bilemiyoruz tabi. Ama geçmişteki şehitlerimiz, şimdiki şehitlerimizin Allah rahmet eylesin, bence kendileri şerefli bir ömür, ölümle şereflendiler. Allah herkese nasip etsin diyelim. Hani hocanın biri demiş ya, Rabbim benim ömrümü cuma günü al ama bu cuma değil gibilerinden böyle bir söz vardı. Tabii ki kimse ölmek de istemez işin doğrusu. Ama eğer öleceksek de şerefli bir ölüm nasip etsin Rabbim diyorum. Olaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu timsah gözyaşı dedim ya, bazıları timsah gözyaşı döküyor. Bazıları harbiden üzülüyor. Bazıları işte orduyu suçluyor. Niye gittik? Neden gittik? Kar kış kıyamet ne işimiz vardı gibilerinden. Bazıları hükümeti eleştiriyor. Şimdi arkadaşlar, bu operasyonlar yapılırken bu böyle hani tatile gider gibi, ya kafamız bozuldu gidelim bir operasyon yapalım diye yapılan şeyler değil. Eğer böyle yapılıyorsa da zaten dümenden bir ülkemiz var demektir. Yani çok basit bazı işler yürüyor diyelim. Yani bu devlet aklıyla, bazılarının dediği gibi derin devlet, yani bu hakikaten bu devletin beyin takımı olan insanların karar verdiği bazı olaylar olduğunu ben zannediyorum. Ki öyledir kuvvetli ihtimal. Bu yapılması gerekirdi. Şimdi dünyanın ne kadar başarılı ordusu olursa olsun, kara harekatlarında, ben de eski bir komando olduğum için, sonuçta bizim o zamanlar özel birlikler diye geçiyordu. Hava indirme, Bolut Komando Tugayı, Eğridir Dağ Komando Okulu. Bunlar hep özel birlik diye geçiyordu. Yani bazen bu tip operasyonlarda ne kadar tecrübeli olursanız da olun pusuya düşebiliyorsunuz. Çünkü düzenli bir ordu birilerini arıyor. Diğerleri gizliden, gerilla taktiğiyle vurup kaçıyorlar. Ha belki sonradan öldürülüyorlar ki öldürülüyorlar. İntikamları alınıyor ama bu tip olaylar oluyor. Allah rahmet eylesin herkese. Yani burada timsah gözyaşı dediğim şu. Yani şehitler, şehit verdiğimiz zaman hemen birileri yok ordu yanlış yapmış, işte şu yokmuş, bu yokmuş falan gibilerinden konuşmalarla konuşmalarla birilerini ateş etme muhabbetinde. Ha belki birilerinin suçu hakikaten vardır. Ki olabilir de, yani sonuçta bu bir savaştır, bir askeri harekattır. Belki vardır veya yoktur, orasını bilemeyeceğim. Ama şehitler olur olmaz, bunların daha kanı kurumadan
bu tip mevzulara girmek hem onların ailesini üzer hem de Türkiye'de insanların devlete olan inancı da zayıflar. Hani bu tip mevzulardan uzaklaşmamız bence gerekiyor. Ya yani bu tip olaylar 10 sene sonra da olacak, 20 sene sonra da olacak, 50 sene sonra da olacak. Yani inşallah olmaz, bilmiyoruz. Yani şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani böyle timsah gözyaşları döküp de, şimdi bazıları bana Instagram'da yazıyor. İşte hocam ne oldu, 20 şehit verdik. İşte falan filan, bir sürü yorumlar. E kardeşim, yani şehit verdiysek benim suçum değil o. Biz de zamanında askerlik yaptık. Ha bunu çok eleştiren, güya üzüldüğünü iddia eden bazı yavşaklar şunu diyor, yazıyordu bana. Hocam bu ülkede askerlik yapılmaz. Niye biz yaptık? Biz yavşak mıydık ya? Birileri gidiyor bu ülke için ölüyor. 100 sene evvel de birileri için bu ülke öldü. Bu ülke için öldü. Hani diyorsunuz ya Atatürk savaştı etti. Şimdi Atatürk'e o zaman savaşan insanlar veya o zamanki komutanlara deseydiler ki biz savaşmıyoruz kardeşim, bakın işinize deseydi ne olacaktı? Türkiye Cumhuriyeti olacaktı. Yani bu tip konuları biraz daha düşünerek yorum yapılması, en azından timsah gözyaşı, yani içinizdekini söyleyin, timsah gözyaşı dökenlere ben şahsen çok gıcık oluyorum. Yani aslında bu ülkeyi sever gibi gözüküp ama sevmeyen, bu ülke yıkılsın diye böyle belki de fırsat kollayan, yıkılmasını isteyen, öyle içinden temennilerde bulunan insanlar çok da var. Yani işte hocam şu oldu bu oldu, işte orası suçluydu. Ya kardeşim, birileri suçluydu. Her şehit verdiğimiz zaman veya her zaman Türkiye'de bir olay olduğu zaman illa bir bazı şeyleri siyasete bağlamanın, bir suçlu aramanın da çok bir anlamı yok. Şimdi bu akşam, bak şimdi vatanperverlik diyoruz ya, şimdi bu akşam Antalya Sporlu bir futbolcu, İsrailli bir futbolcu eline bir şeyler yazmış. Yani savaşı öven, bu katliamı öven bir şeyler yazmış. Şimdi bu son zamanlarda biliyorsunuz bir imamın bıçaklanması, hilafet bayrağı taşıyan bir yaşlı birinin yumruklaması. Son olarak da İsrailli bir futbolcunun, Antalya Sporlu futbolcunun çıkıp da bunu böyle kameraların önünde maç esnasında veya hemen maçtan sonra bu tip bir olayı yapması. Şimdi bizim milletimizde de şöyle bir şey vardır. Ben bu ülkeyle şöyle gurur duyarım. Hemen gaza gelip de olaylara çok fazla girmiyorlar. Eskiden bu çok oluyordu ama şimdi Allah'tan olmuyor. Yani orada şimdi millet galyana gelip de o futbolcuya saldırsa etse bir şey yapsa, bu sefer Türkiye'nin adı da kötüye çıkacaktı. Bak işte bir futbolcu böyle dedi. Şimdi onlar milyonlarca insanı öldürür. İnsan hakları der, demokrasi der, biz demokrasi getiriyoruz der. Milyonlarca insan ölür. Bizim Türkiye'deki bazı yazarlar, haberciler, işte bazı ülkeleri çok demokratik, çok böyle insan haklarına saygılı gibi göstermeye çalışırlar. Ama bu tip olaylar olduğu zaman hiç kimseden ses çıkmaz. Şimdi birazdan anlatacağım olaylar da var işin içinde. Yani bak şimdi bu adama ben gıpta ediyorum. Neden? Ülkesinin yaptığı savaşı destekler nitelikte. Belki futbol hayatı bitecek. Belki başka sıkıntılar yaşayacak. Ülkesi için yapacağı, yaptığı olaya ben harbiden takdir ediyorum. Ama kendi ülkem adına da, kendi insanlığım adına da onu da protesto ediyorum. Kızıyorum ve sinirleniyorum. Yani hakaret de etmeyeceğim, küfür müfür de etmeyeceğim. Ama yaptığı, hani hep derler ya mesela bizim medyada veya dünya medyasında spor kardeşliktir, barıştır, bilmem nedir. Ama sen bir sporcu olarak ki bir de Türkiye'de yaşayan bir insan olarak, Türk takımında futbol oynayan bir insan olarak çıkıp da, hatta bazılarda diyor İsrail'de tweet'i aynı o şekilde bir tweet atmış. Demek ki birilerinden, yani İsrail konsolosluğu öyle bir tweet atmış. Demek ki birileri buna böyle yapacaksın demiş. Belki de burada bir infial yaratıp, bir şiddet yaratıp, bak işte Türkler şöyledir şöyledir diyecektiler. Yani Türkiye'yi kötüleme amacıyla belki de onun için yapıldı, bilmiyorum. Ama kendini orada feda etmesi, belki birileri saldırıp ona
çok kötü bir şey de yapabilirlerdi. Birçok insan bundan korkabilir. Ki bizimkilerin de çoğunun ben korkacağına inanıyorum. Yani bir İsrail'e gidip de bir Türk futbolcusunun böyle bir şey yapabileceğini ben zannetmiyorum ha. Yani öyle bir delikanlı görmüyorum işin de doğrusu. Ve varsa da bana yorumlarda yazın, bilmiyorum. Şimdi bizim Türkiye'de biliyorsunuz bu tip olaylarda, yani bu şehit olaylarında olsun birçok olayda, olay olur olmaz hemen bir suçlu aramaya başlarız. Ya devleti suçlarız, ya hükümeti, ya orduyu, ya dini, ya camiyi, ya kiliseyi, illa birini suçlamak zorundayız. Yani bu niye oldu, nasıl oldu, bu birilerinin suçudur, bunu topluma yaymayalım gibi düşünce bizde pek olmuyor. Ama Allah'tan biz şiddete çok fazla başvurmuyoruz. Yani toplum olarak eskisi gibi böyle birbirini öldürelim, vuralım olay olmuyor. Ama bu tip konuşmalar da çok hoş kaçmıyor arkadaşlar. Neden? Belki Amerika'da bir sinagogun altında tüneller bulunmuş. Kanlı yataklar, işkence aletleri bilmem neleri falan filan. Bazı vatandaşlar orada artık ne yapıyorsalar, birilerine tecavüz mü ediyordular, birilerini mi kesiyordular falan filan. Şimdi bir bakıyorum Türkiye'de böyle insan hakları savunucuları, çok böyle demokrasi hayranları, hani Amerika'da böyle çok demokrasi abidesi bir ülke diye hep anlatılır ya, belki kısmen de öyledir. Pek de bu haberler çıkmıyor. Bilmem ne adasında koca koca devlet adamlarının, iş adamlarının, hatta bazı Türklerin de içinde bulunduğu küçük kızlara tecavüz, cinsel olaylar falan filan. Bakıyorum da yani çok fazla da konuşulmuyor. Şimdi bu olay düşünün ki Türkiye'de olsa, yani bu sinagogda olan olay Türkiye'de bir caminin altında böyle bir şey olsaydı vay anasını kıyamet kopardı. Veya Türkiye'de değil de Suudi Arabistan'da, İran'da veya Ürdün'de veya Kıl'da, Yün'de herhangi bir Müslüman ülkesinde olsaydı dünyada kıyamet kopardı. İşte Müslümanlar şöyledir, kurban kestiler, kıl ettiler, yün ettiler falan filan. Hatta biliyorsunuz bu kurban eskiden, bu şimdi pek olmuyor da, eskiden kurban yaklaştığı zaman bazı sanatçılar çıkar şunu derdi. İşte hayvanları öldürmeyelim, bu bir şiddettir, bu bir katliamdır, hayvan katliamıdır falan filan. Ama bunu söyleyen yavşak, tamam mı, çıkardı her akşam gidip kebap yerdi. Sanki et, kebap ağaca yetişiyormuş gibi, topraktan bitiyormuş gibi, tamam mı? Ve buna da bir sürü millet destek verdi o zamanlar. Vay işte hayvanlar, inekler, koyunlar kesiliyor. İşte bu bir katliamdır, kıldır, yündür gibilerinden. Hani şunu deseydiler, şimdi eskiden biliyorsunuz yollarda izlerde kesilirdi kurban. Sonradan bu son 10-15 yıldır o işi yasakladılar. İşte mezbanelerle veya daha steril bir ortamlarda, gözlerden uzak bir ortamlarda kesiliyor. Tabii nereden nereye kurbana geldik. Tabii ki o biraz şeydi, yanlıştı. Yani İstanbul'un hatta bayağı bir eski bir çekim yapılmıştı bir programda. Adamlar otobanın kenarında kesmiş, tarlada kesmiş, mahallenin içinde her taraf kan veren, herkeslerinde bıçak falan filan. Bu tabii ki çok hoş bir olay değil. Değildi, onu da düzelttik inşallah ülkece. Şimdi bu tip konuşmalar Türkiye'de hep olur ama Amerika'da olduğu zaman ya işte bunu 40-50 kişinin yaptığı bir olay. Veya adada siyasiler, devlet yönetmiş adamlar 15, 13, 12 neyse kızlara tecavüz, cinsel olaylar falan filan bir sürü mevzular oldu. İşte sinagogda bilmem kanlı yataklar bilmem neler çıktı ki orada neler oldu neler yapıldı bilmiyorum. İşte cezaevinde birisi kendini öldürdü diye, ismi de çok önemli değil, yani bu işleri meydana çıkaran vatandaş, Amerikalı bir insan. İşte bunu işte devlet öldürdü, Amerikan devleti, yok kendi intihar etti gibilerinden bir sürü olaylar var. Yani şimdi işin en üzücü tarafı şu, yani kendi adıma söylüyorum. Yani insanlığı, bak şimdi adalet herkese lazımdır arkadaşlar. Yani bazı şeylerin hep doğrusunu konuşmak, en azından konuşmak. Yani ben bunu konuşarak bir şeyi halletmiş de olmuyor. Ama insanları kötü yöne yönlendirmekse biz de elimizden geldiği kadar bizi dinlersiniz, dinlemezsiniz. Herkesin kendi bileceği iş.
doğru yola iletmeye çalışıyoruz. Veya adaletli düşünülmesi gerektiğini söylüyorum. Yani biz yaparsak vay dünyanın en kötü işi, Amerikalı, İngiliz, Fransız yaparsa ya işte orada olmuştur kardeşim. Kimseden ses çıkmıyor. Bir sürü bu tip olaylar var arkadaşlar. Yani biz ülkece biliyorsunuz dünya bize karşı, yani bizim coğrafi olarak bulunduğumuz ortam, bir imparatorluğun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti ne bir sürü düşmanımız var. Bu ülke bu şekilde ya belki de yıllarca biz bir süper güç olmasak, olmadığımız müddetçe bu işlerin çok böyle düzeleceğini ben tahmin etmiyorum. Bu mücadeleler her zaman olacaktır. Biz birbirimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, yani asıl vatandaşları, sonradan gelen böyle zibidi takımı 3-5 sene önce vatandaş olmuşları kastetmiyorum. Yani dedesi, babası 3-5 kuşak öteden bu ülke için ölmüş, şehit düşmüş, savaşmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kabul ediyorum. Tabii ki hangi milletten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da vatandaşımızdır ama yani bu iş bu ülkenin has evlatlarının bence bu oyunlara gelmemesi, ülkemizi olan her şeyi böyle siyasete yormamamızı, iyi şeylere iyi deyip kötü şeylere de kötü derken, yani farklı bir şeyleri suçlamanın, olayları farklı bir mecraya çekmenin de çok anlamı yok. Sonuçta ordumuz savaşıyor. Şehitlerimiz de oluyor, başarılarımız da oluyor. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ve videonun başında dediğim gibi bana göre çok şerefli bir ölüm kendilerine nasip oldu. Tabii ki hiçbir askerimiz ölmesin, burnu bile kanamasın. Ama bu işler de oluyor. Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Kıbrıs'ta olduğu gibi, terörle mücadele eden işte askerimiz, polisimiz, komandomuz, polis özel harekatı bilmem neyi, Allah hepsine can sağlığı versin. Burunları bile kanamasın. Ama bu işler de oluyor. Ama ben şahsen şerefli bir ölümle, yani çok şerefli bir ölümle öldüklerine inanıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.